Sayın hocam, Yasin suresi 40. ayette gece gündüzün önüne geçemeyeceği söyleniyor. Buna göre Ramazan ayının 27. gece yarın akşam olmuyor mu? Saygılarımla. Şimdi bütün her şeyi alt üst eden bir şey geldi. Diyor ki Allah-u Teala لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ. Güneşe ayı yakalamak yakışmaz. Yani güneşin böyle bir görevi yok. Güneş kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde döner. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Gece de gündüzü geçemez. Yani Ramazan'ın birinci günü ne zaman başlar buna göre? Güneşin doğduğu zaman başlar. Ama oruca tanyiri ağrıdığı zaman başlamamız lazım. Özel bir emirden dolayı. Birinci günü güneşin doğduğu andan itibaren başlarsa birinci gecesi hangi gece olur? Birinci gününün gecesi olur. Şimdi bizde gelenekte gece gündüzden öncedir. Önce gece sonra gündüz gelir. İşte cuma gecesi denir, ondan sonra cuma günü gelir. Perşembe gecesinde. Perşembe gecesi denir, perşembe gelir. Şimdi Ramazan eğer gece, bakın şuna bakın. Eğer gece gündüzden önce geliyorsa Ramazan ayı ne zaman bitmesi lazım? Son günü güneş batınca bitmesi lazım değil mi? O zaman bayramı niye güneş battıktan sonra yapmıyoruz? Ertesi gün güneşin doğmasından sonrasını bekliyoruz. Kurban bayramı da öyledir. Şimdi burada çok temel hata var. Ama bakın öyle bir şey ki biz de çocukluktan beri buna zihnimiz alıştığı için bu hatayı ortaya çıkarmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti ama gene biz unuttuk işte Mehmet Bey hatırlattı. Yani bu alışkanlıklar çok kötü bir şey. İnsan farkına varmıyor biliyor musunuz hata yaptığının, yanlış konuştuğunun farkına varmıyor. O zaman gündüz geceden önce geliyorsa ki öyle. Ayet bunu açıkça söylüyor. وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَارِ. Gece gündüzü geçemez diyor. O zaman 27. gece ise eğer. Bu gece mi yarın gece mi? Bu 26. gece. 26. gece oluyor da yarın gece. Fakat tabii her şey öylesine bozulmuş ki mesela bu tür konularda hiç kimse gelip de meseleyi tartışmıyor. Hulki Cevizoğlu'nun programında dedi ya, sen şimdi dedi olimpiyatlarda ringe çıksaydın, hiç müsabaka yapmadan şampiyon olacaktın. Şimdi niye insanlar kaçıyor onu anlayamıyorum. Niye kaçmasın ki? Bizim elimizde bu delil var. Peki ne delil getirecek? Bizim elimizde başka birçok deliller daha var. Çok sayıda delil var. Sadece bunlar değil. Mesela hac günleri de öyledir. Onu derler ki bu günlere mahsus olmak üzere diyerek işi kurtarmaya çalışırlar. Yani şeyden Arafat'tan inersiniz. Derler ki hacda gece gündüze tabidir derler. Başka zaman gündüz geceye tabi. Niye? Mesela Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta olduğunuz zaman şey yaparsınız. Arafat vakfesi tamam. Bu mantığa göre akşam güneş battı mı Arafat vakfesi bitmiş olması lazım. Çünkü artık 9. gün bitti, 10. gün başladı değil mi? Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi şeyde yetişiyor, Müzdelife'de yetişiyor. Taif'ten geliyorum diyor. Ya Resulallah, yani artık dağların tepelerinde sadece dinlenebildim. Ama ancak size burada yetişebildim. Peygamberimiz diyor ki bugünün gündüzünde ya da gecesinde kim Arafat'ta bulunur ki oradan geçerek gelmiş. Ve burada bize yetişirse şu namazı bizimle beraber kılarsa onun hacı tamam olur. Şimdi bu mantığa göre o kişi Müzdelife'de peygamberimize yetiştiği için
Arafat vakfesini kaçırmış olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de gece gündüzü geçemez dediği için, önce gündüz sonra gece geldiğine göre, o zaman Arafat, Arafa gününün gecesinde Arafat'tan geçtiği için ne yapmış oluyor? Haccı tamam oluyor. Şimdi ama burada ne yapıyorlar? Sistem tutmayınca hemen bir bypass. Bu buna mahsus bir şeydir diyorlar. Güzel de sizin öbürleriyle ilgili deliliniz ne? Şimdi mesela Ramazan akşamı diyebilirler ki teravih namazı kılıyoruz. İşte ilk gün. Güzel de Peygamberimiz şöyle bir şey yapmış mı? E canım yapsak ne olur? Tamam kardeşim yapsan işte ben sana yapsan ne olur demiyorum. Peygamberimiz yapmış mı?